Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bu bir spar vlogu. Başından sonuna kadar spar var. Hem bu salonda hem de başka bir salona daha geçeceğiz birazdan. Özür dilerim videolar aksadığı için. Daha fazla yükleneceğim, söz veriyorum. Sparlar esnasında bir vlog mantığıyla konuşamadığım ve müzikten dolayı da sesin önüne geçemediğimiz için ve siz de benim konuşmamı istediğiniz için sparlarımı kendim izleyip yorum yapacağım. Burada ilk roundumuz, ilk günümüz ve ilk roundumuz yeni Muay Thai hocamız, salonumuzun yeni Muay Thai hocası Miran'la birlikte böyle hafif hafif spar yapalım dedik. Miran hem kickbox hem de Muay Thai yapıyor. Burada güzel bir sağ sol çıkartıp solumuna isabet bulabildim. Miran da bir Muay Thai eğitmeni olduğu için Muay Thai'da arkadaşlar çok fazla tekmeler zaten biliyorsunuzdur. Ancak kendisinin yumrukları da gayet güzel. Burada çok iyi bir tane sağ dokundu bana, dokundu diyerek yumuş atmak istiyorum. Ve burada iyi dodge'ladık birkaç tanesini. Burada aynı anda birbirimize dokunmayı başardık. Çoğunlukla sağ direklerimle dokunmaya çalışıyorum gördüğünüz üzere. Geri adımladım. Bu arada bu yaptığınız yorumları da hep görüyorum. Yorumlarda adımlamalarımdaki eksiklikleri ve yapılan eleştirileri görüp, izleyip anlayabiliyorum. Burada bir video durdurdu. Ben de kendime öz eleştiri yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Siz tabii ki de kutunun dışından beni eleştirip yorum yaptığınız zaman çok daha faydalı olabilir. Ve kendimi fazlasıyla eksik görmeye de devam ediyorum. Evet. Kameraya konuşmayı özlemişim. İkinci randımız Mustafa ile. Mustafa bizim zaten amatör boksçumuz. Gerçek bir boksör. Ve amatör karşılaşmaları devamlı olarak çıkmaya, hazırlanmaya da devam ediyor. Aktif bir boksör. Bence salonumuzun en iyilerinden de bir tanesi kendisi. Burada tabii ki de ne kadar iyi olursa olsun bizde hiçbir şekilde ne tam gücüyle ne de tam tekniğiyle bize vurmayacak. Vurmamaya da çalışıyor. Çünkü yani bu bir boks maçı değil, bu bir antrenman, sparring antrenmanı. Ben sparlarda hiçbir zaman birilerini knockout etmeye çalışmıyorum ama hatta burada da görüyorsunuz böyle birkaç tane vurup çıkmak istiyorum çünkü benim için antrenman yani hani yumruk yemem lazım. Yumruk yeme antrenmanı, yumruk atma antrenmanı benim için. Yumruk atma konusunda bayağı bir başarısız ve yumruk yeme konusunda fazlasıyla başarılıyım. Mustafa'nın müthiş reflekslerinde bu şekilde görüyorsunuz. Fazlasıyla karnıma çalışıyor. Kafamı fazla vurmayacağını bildiğim için ben de çoğunlukla karnımı savunmaya çalışıyorum aslında ona karşı. Ancak burada çok iyi bir çene yakaladı. Tam solumu çıkartırken çenemi yakaladı. Burada da güzel bir karın daha yedik. Mustafa gerçekten çok başarılı. Bakın burada müthiş bir sağ ile harika bir şekilde nefesimi kesti. Tam karın boşluğuma, tam beklemediğim bir noktada. Üste gösterdi, aşağı müthiş bir güçlü eliyle vuruş ve burada kesildim. Round'un artık zaten ikinci dakikası falan da oralarda ve hızlı bir şekilde gitti. Şimdi üçüncü karşılaşmaya geçiyoruz. Üçüncü karşılaşmamız iki hocamız arasında. Hem Mustafa hocamız hem de Miran hocamız. Miran hocamız kickbox, Muay Thai stiliyle dövüşüp Mustafa hocamız da sadece boksa karşılık verecek. Aslında buradaki olay iki dövüş sanatının çarpışması gibi bir şey ve izlemesi çok keyifliydi. Çünkü Miran olması gerektiği gibi bacaklarını fazlasıyla kullandı. Mustafa da tabii ki daha sert oynadı. Ben oynadığımdan çok daha sert oynuyor Miran'la. Ve burada karşılıklı aynı anda çok güzel iki yumruk çıkardılar. Aynı Creed'in sahnesi gibiydi. Güzel yumruklarla gir çık gir çık görüyorsunuz nasıl bir öne adımlıyor bir arkaya adımlıyor. Abi işte boks dediğin budur bak. Ayak oyunlarını görüyor musun? Muhammed Ali gibi. Yani tamam Mustafa bir Muhammed Ali olmayabilir. Bu arada burada çok iyi tekmeler yemeye başlıyor Mustafa. Gördüğünüz üzere bir boksörün en zayıf noktası bacakları tabii ki de. Bacağı tekmeyi yiyor. Haliyle oraları çok da savunmuyor. Bir noktadan sonra sinirlenip zaten o da tekme atarak girmeye başlıyor. Çünkü oralarda defalarca kez yumruklarıyla girmeye çalışsa da bacaklar çok daha önde ve avantajlı tabii ki de. Buralarda artık Miran yorulduğu için karşılıklı şekilde sarıldılar. Bizim şimdi bir sonraki roundumuza geldik. Bu roundda zaten siklet ve boy farkının hepimiz farkındayızdır arkadaşlar. Buradaki amacım kesinlikle benim gene karşımda benden çok daha zayıf birisi var. Ben onu döveyim değil. İnsanlar nedense şimdi şöyle bir durdurmak istiyorum. İnsanlar sparlarda nedense böyle düşünüyorlar. Hatta bunu videonun içerisinde o sırada bir yerde daha söylüyorum ya. Sparda knockout etmeye çalışmıyorum ben. Bilmiyorum yanlış yapıyorum galiba çalışmam lazım. Benim için burada rakip kim olursa olsun rakibe göre bir savunma geliştirmeye çalışmak. Gözlerini kapatmadan yumruklara bakmayı, onları bloklamayı veya kaçmayı hedeflemek ve yakalayabildiğin kadar kontra yakalamak. Çünkü benim için bir antrenman budur. Ve burada da rakibimin yani boyu, sikleti, kilosu ne veya boks geçmişi ne olursa olsun, ne kadar amatör olursa olsun, ne kadar bilmiyor olursa olsun ilk önce kendimi geliştirmek, ona karşı kendimi geliştirmek. Burada da tabii ki de çok fazla vurmamaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere zaten dokunuyorum sadece. Boşluklara vurmaya çalışıyorum. Gücümün sadece bir kısmını kullanıyorum her zamankisi gibi. Gelen yumruklarda amacım büyük kaçışlardan ziyade gözleri kapatmamak. Çünkü biliyorum ki zaten canımı acıtacak yumruklar gelmiyor orada. Önemli olan bari gözlerini kapatma
ve olabildiğince savuşturmaya çalış. Benim için antrenman budur. Burada bu arada biz random başında kafama çok vurmazsan sevinirim diye konuşmuştuk. Ve kafasına vurduğum zamanlarda durmaya çalışıyorum. Daha çok vücuduna vurmaya çalışıyorum. Burada arka arka 3 tane sağ aparkat sadece dokundum, eline dokunarak yaptım. Arkasından gelen bütün kontralarda da böyle savuşturmaya çalışıyorum ve bir sağ aparkat, sol aparkata ıskaladım. Arkasına roundumuz bitti ve diğer hocamıza geçişimizi yaptık. Bu hocamız bana burada şeyi anlatıyor. Ben abi eskiden seni çok izliyordum, GTA videoların müthişti diye anlatıyor. Ben de dedim ki bak bana doğru söyle. Geçmişte beni seviyor muydun? Beni sevmiyorsan çünkü bana bütün yüzüne vurmanı isteyeceğim. Beni dövmeye çalış. Ama yok abi vallahi ben seni çok seviyordum. En çok da seni seviyordum falan diye açıklama yaptı. Ya dedim olamaz şimdi. Arkadaşlar sevdiğiniz bir insana vurmak gerçekten daha zor. Hani tamam tabii ki de buradaki herkesi seviyorsun. Burada asla gerçek maçta değilsin ama buralarda da çoğunlukla gene sağ elimi, ön elimi kullanmaya çalışarak sağ elimle daha fazla yumruk çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü benim için önemli olan şey buradaki eksikler. Yani sol elimde de bir sürü eksiğimin olduğunu biliyorsam da sağ elimde daha çok eksiğim var bence. Öndeki elimde daha çok eksiğim var. Ve bu yüzden hani benden daha zayıf olanlara karşı daha çok sağ elimle vurmaya çalışıyorum. Buralarda da zaten bayağı eğlenerek oynuyoruz ve roundumuz da burada bitiyor. Ben çoğunlukla oralarda zaten kapanıp yumruk gelmesini bekliyorum. Bir kez daha geldik Muay Thai kapışmasına. Ama bana karşı tabii ki de tekme yok. Burada bu arada Miran bir kere bana vurdu, sonra da özür diledi. Dedim ki vur bana zaten. Hani bana vurmak zorundasın çünkü benim kendimi geliştirebilmek için yumruk yemeye ihtiyacım var. Ancak tabii ki de respect abi. Ben ona vuruyorum, o beni tebrik ediyor. O bana vuruyor, ben onu tebrik ediyorum. Burada çok iyi bir kontra yakaladı. Beni yakalayabildi ama belimi iyi kullandım. Burada çok kötü bir sol çıkardım. Görmüşsünüzdür siz de o solun kötülüğünü. Bayağı göstere göstere vurdum. Bir tane daha çeneye yakalandım. Arkasından yakalamaya çalışıyorum. Bir vücuda bir üste. Boks maçı anlatmak da çok zormuş. Kötü bir sağ kuraşı. O sağ kuraşıyı bir türlü geliştiremedim. Burada iyi dodge'lıyorum yumrukları ama amacım dururken bir anda sağa çıkartmak ama o sıradaki dengeyle bunu yapmak çok zor. Bu arada gördüyseniz burada güzel bir şimdi geri sardım. Burada dodge'ladıktan sonra böyle bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı denerken tam yukarı doğru gösterip aşağı doğru karnına doğru solumla güçlü elimle güzel vurdum ve canımı acıttım. Bu roundun sonlarına doğru yaşandığı için aslında Miran eminim devam edebilecek durumdaydı. Ancak devam etmedik zaten round sonu diye. Geldik gene bizim belalı Mustafa'ya. Mustafa gerçekten başka bir seviye. Bunu her seferinde her şekliyle bize gösterebiliyor. Sağ direkt yakalamaya çalışıyorum. Mustafa'nın çok tabii ki gözleri, refleksleri çok iyi olduğu için en zorlandığım şey Mustafa'ya dokunmak, Mustafa'ya vurabilmek. O yüzden hızlı sağ direkler çıkartmaya çalışıyorum. Burada kendime çok sinirlendim çünkü bayağı üstümde baskı kurdu ve ben ondan kaçamadım, çekilemedim orada geriye. Kendime sinirlenip sonra baskı kurmaya çalıştım. Sağ elimle tekrardan öncülük etmeye çalıştım. Burada bir tane solum sadece suratına geliyor. Can acıtıcı bir durum yok. Ancak gene de Mustafa'ya dokunmak iyi bir his. Benden çok daha seviye olarak üstü olan bir insanla oynarken ona dokunmak bile evet diyor yani. Profesyonel birisine karşı bunları yapabiliyorum. Ama tabii ki de yani o 10 dokunuyor, sen 1 dokunuyorsun. Çünkü aranızdaki gerçekten seviye farkı bu. Tabii ki de geçmiş gençlik yıllarında başlamakta da alakalı bir durum. Artık buralarda da fazlasıyla yoruluyorum. Burada güzel bir karnını yakaladım bu arada Mustafa'nın. İyi yakaladım karnını, çaktırmayın. Ama işte abi antrenmanlı olmak hiç kesilmedi bile. Benim mideme, karnıma, boşluğuma, her yerime vurmaya çalışıyor olabildiğince. Hiç yerinde durmuyor gördüğünüz üzere. Ya belinden hareketli, ya elden hareketli, ya ayak oyunları. Ben artık burada dedim ki yeter birader, sen yorulmuyorsun da. Ben yoruldum ama bıraktım gitti. Ve buralarda artık dinleniş moduna geçmeye başladık. Arkasından bir tane story için lapa çalışması yaptık Mustafa ile birlikte. Lapa'da fena değil. Bu arada Lapa'da her şey çok iyi gözükebiliyor. Çok Lapa yaptığınız zaman çok estetik gözükebiliyorsunuz. Çok havalı gözükebiliyorsunuz. Burada yorgunluktan düşüyorum artık. Nabzım patlıyor çünkü. Videoyu şurada şöyle bir daha bir durduralım. Çünkü ikinci kısmı geçiyoruz. Lapa'da her şey çok iyi gözükebiliyor. Çok güzel gözükebiliyor. Çünkü yani uzun süre Lapa yapıp yumruk atmanın mantığını çözdüğünüz zaman Lapa her türlü göze hoş gelen bir antrenman şekli. Ancak Lapa'da öğrendiğiniz hiçbir şeyi hiçbir zaman sparda yapamıyorsunuz. Çünkü az önce gördüğünüz zaten iki tane sağ aparkat, sol kroşe falan bir şeyler yapıyorum ama yani iki sağ aparkatı maçta çıkarsam yani bir tanesini çıkartıp elimi geri çekerken eğer ikinci yapmaya çalışırsam buradan kesin yakalanırım. Hani o işin tekniği, taktiği, ring IQ'su kısmı, savunma kısmı bende çok geri planda kaldı. Bacak oyunlarını geliştirdiğim takdirde geri kalanında onunla birlikte yükselecektir diye düşünüyorum. Gelişecektir diye düşünüyorum. Siz tabii ki de yorumlarda düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Beni eleştirmekten çekinmeyin arkadaşlar. İkinci mekanımız Akra. Köşemde ise Onur Seyit Yaran var. Burada kask takıyorum. Çünkü buradaki arkadaşlar da profesyoneller. Ne olur ne olmaz sen kask tak dediler bana. Ben de tabii ki dedim. Karşımızda ise Cem var. Cem
hem bir dövüş geçmişi var yanlış hatırlamıyorsam, yanlış da bilmiyorsam. Hem de Akra Stunt'ın profesyonel stantörü yani. Stantör mü deniyor, stantçısı yani. Başladık ancak burada maç öncesindeki Deniz hocamızın yaptığı konuşma, birbirinize çok vurmayın. Hani sert oynamayın, çok yumruk atın, sert vurmayın birbirinize. Bize güzel bir görsel şöyle izletin, keyifli olsun. Ve biz de böylelikle oynamaya başladık. Cem iki ayağını da öne alıyor ara ara, adımlamalarında ayak değiştiriyor ve güzel yumruklar çıkartıyor. Birbirimize sadece dokunuyoruz. Hiçbir şekilde canımız acımıyor buralarda ve müthiş bir antrenman. Spar antrenmanlarının böyle olması benim hoşuma gidiyor. Çünkü sadece teknik kaçış ve yumruk atışını çalışıyorsun. Yani olabilecek en iyi şeyleri çalışıyorsun. Yok canım mı acıyacak, yok şuramdan yakalanmayayım diye oramı açarsam kesin buraya vuracak hissi, beni kesecek hissi birazcık daha baskı oluşturan bir his. Buralarda arka arkaya direkler çıkartıyorum. Açık yakalamaya çalışıyorum bu arada. Hani şunu gösterip yumruk atmıyor oluşumun en büyük sebebi, acaba fake atsam yer mi de açık yakalar mıyım aslında? Benim o sırada kafamdan geçenler bunlar. Tabii ki de bunları çoğunlukla yaşanmıyor. Benim aklımdan geçen her şey yaşanmıyor ama gene bir şekilde dojlamayı başarıyorum yani. Ben de bazen kendime şaşırıyorum. İyi kaçıyorum bazı şeylerden. Burada çok iyi bir kontrayla aparkat üstüne kroşe ve roundumuzun sonuna geldik. Buradaki roundlarımız 2'şer dakikalardan oluşuyor. Bir tık daha sert olsa mı diye düşünüyorum. Burada Onur diyor ki artık gerçek bir dövüş izlemenizin vakti geldi, göreceksiniz hepiniz diyor. Onur'u dövüşeceğim ben diyor. Ondan sonra ben de buralarda teknikleri, taktikleri tabii ki de alıyorum. O sırada Deniz hocamızın Cem'le olan round karşılaşması, başka bir spar karşılaşması başlıyor. Görüyorsunuz bakın, asla güç kullanmıyorlar. Adam akıllı bir güç yok. Deniz hoca bu arada çok profesyonel ve bizi eğlendirmekten hiç çekinmiyor. Böyle zıplayarak vurmalar falan tamamıyla eğlencesi işin. Ve gerçekten çok gülüp eğlendiriyor bizi. Güzel bir şov izletti bize. Güzel bir görsel şölen izletti. Gerçek bir maç izlemenin zamanı geldi. Evet. Gerçek bir dövüş. Evet. Hazır mıyız? Ve burada geldik artık Tyson OSY maçına. Tyson'un bu arada geçmişte bir boks geçmişi var. Uzun zamandır boks yapmıyormuş. Ancak görüyorsunuz zaten bel hareketlerinden. O kalıyor artık vücutta. Hani o refleksleri çok rahat bir şekilde geliştiriyor. Burada inanılmaz yakaladı Onur Seyitkaran. Vurdu bir tane kroşesini. Dedik ki ne oluyor? OSY tezahürat ediyoruz buralarda. Ve burada karnında bir tane yumruk yiyip yıkılmayan Onur Seyitkaran'ı görüyoruz. Yumruk atmaya, hiç çekilmeye devam etmiyor ve sonlu ding 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 ile birlikte bir tane daha dokunuyor ve Tyson'a sarılıyor. Bir sonraki karşılaşmamıza geçiyoruz. Bir sonraki karşılaşmamız Deniz Hoca ile benim aramda. Deniz Hoca o kadar iyi ki ve o kadar katkı sağlıyor ki arkadaşlar. Akra Stunt'a şu ana kadar 2 ya da 3 kere gittim. Her gidişimde bana bir şey öğretti. Öğrenmediğim bir şey öğretti ve onları düşünerek uygulamaya çok özen gösteriyorum. Bu bayağı büyük bir artı, büyük bir fayda benim için. Karşılaşmamız başladı ve olabildiğince çok yumruk atmaya çalıştım. Burada sağ sol kroşe yaptım ve oturdu. Güzel de oldu. Herkes böyle bir gaza getirdi beni. Oo falan. Burada bir sağ sol direkt daha oturttum. Ama Deniz Hoca, yani ben şimdi o kadar iyi olmadığım için ben gene gücümü ayarlayamıyorum. Ben gene çok hafif vuramıyorumdur muhtemelen. İstemsizce birazcık güç uyguluyorumdur. Deniz Hoca gerçekten bu konularda müthiş. Burada iyi bir aparkat çıkardım kaçıp. Yumruk atmaya devam ediyorum. Bayağı bir yumruk atmaya çalışıyorum ki bu arada bu normal bir round içerisinde benim alıştığımdan çok daha fazla bir yumruk sayısı. Ve bu beni fazlasıyla yoruyor tabii ki de. Yani kondisyon anlamında çok daha zorlayıcı bir durum. Beni hep köşelere sıkıştırıyor tabii ki de. Boy avantajı bende olmasına rağmen hep geri adımlayan benim, farkındaysanız. Çünkü içime girmek zorunda Deniz Hoca. Ve hep öne doğru adımlıyor. Ben de hep geriye doğru adımlıyorum. Ve buralarda artık komple yorulup tükendiğim kısım. Buralarda kapışmaya devam ediyoruz. Ve yiyorum. Hani puanları hep Deniz Hoca alıyor, farkındaysanız. Ben ıska geçiyorum. Burada bir tane yakaladım ciğerden ama yani kaskıma her yumruğu geldi böyle. Dokuna dokuna bir hal oldu ve nabzım artık patlıyor buralarda. İlk yaptığım şey kaskı çıkartmak. Çünkü kaska sahip olmak çok baskılayıcı ve yorucu bir şey. Nasıl oldun patlıyor? Kimse Tyson'da bence bir değil. Abi. Müthiş. Harika hissediyorum. Onur! Gel. Bu arada bağırıyorum, Onur gel kapışalım diye de tabii ki de Onur'la kapışmayacağız. Ve sıradaki maç Tyson. Tyson'la benim aramdaki maç, Tyson inanılmaz. Gerçekten
Tyson'a benziyor oluşu bir yana bir kenara. Dövüş stili de gerçekten benzersizdi. Çok eşsiz bir dövüş stili var. Çünkü elleriyle bir blok, bir defans yok. Eller açıkta. Sadece bel ve kafa hareketleri gerçekten çok iyi. Burada çok iyi yakaladı beni sayıyla. Hiç canım acımadı. Sadece ters ayakta yakalandım, kötü ayakta yakalandım ve dengem bozulup geriye doğru düştüm. Bir tane de karnımı yedim. Karnımı da neredeyse kesecekti. İyi bir boşluk yakaladı. Ama devam ettim tabii ki. Çok şükür neyse ki. Ama Tyson'ın ne kadar böyle ring içerisinde baskı kurabileceğini yani herhalde size anlatamam. Yani hem hızlı, kondisyonsuz olmasına rağmen hem de yani bu adamın kondisyonlu hali kim bilir nasıldır. Buralarda artık o kadar çok üstüme adımladı ki ringin neresinde olduğumu bile hayal edememeye ve insanların elleri kolları arasında böyle sıkışmaya başladım. Dediler ki bana Mervan yumruk at. Burada bir tane yukarıya bir tane aşağı yukarı gösterip aşağı vurdum. Ama sıfır etki. Tyson aynı baskıyla devam etmeye devam etti yani. Yumruklarımıza devam ediyoruz. Tyson bütün puanları alıyor bu arada. Ve buralarda artık benim komple kondisyonumun tükendiği noktalardayız. Buralarda iyice yoruldum ve roundumuzun sonuna geldik ama Tyson bayağı beni dövdü açıkçası. Vurup vurup durdu yani hiç bana mısın demedi. Ben burada Sokrat'tan da taktikler, teknikler almaya devam ediyorum ve günün son karşılaşmasına geldiğimizde Deniz Hoca ile Tyson'ın müthiş karşılaşmasını izleyeceğiz birlikte. Tyson'ı görüyorsunuz hani asla geri adımlamıyor kolay kolay ve geri adımlasa bile yumruğunu çıkartarak geri adımlıyor ve yani aslında benim de öğrenmem gereken şeylerden en başında bu geliyor yani. Deniz Hoca tabii ki de ona göre bir taktik anlayışı geliştirip aşağı yukarı dillercesine yumruk attılar birbirlerine. Ve Tyson'ın buralarda artık yorulmaya başladığını görmeye başladık. Tyson da zaten onun farkında ama bak nasıl yakalamaya çalışıyor karaciğer, kafa yani vuruyor yani Tyson'ın bir de eli ağır arkadaşlar. Hani vurunca yani hiç güç kullanmaya çalışmamasına rağmen canınızı acıtabilecek kadar güçlü bir arkadaş Tyson. Ve buralarda komisyonu bitti. Deniz'e de güzel yumruklar isabet ettirdi. Ama Deniz Hoca'da hiç geri adımlama yok. Yani full isabet, full devamda. Ve karşılaşmanın sonunda bu şekilde gelmiş bulunduk. Gerçekten çok keyifliydi. Bu arada maçı anlatmak, boks maçı anlatmak bayağı heyecanlıymış oğlum. Çok fazla şey yaşanıyor. Hangi birini anlatacağımı şaşırdım. Sevgili dostlarım, spar vlogum da böyleydi. Sparlarda dediğim gibi konuşma kısmını vlog haline getirmek çok mantıklı değil ve arka planda devamlı olarak bir müzik çaldığı için salonlarda telif haklarından dolayı sesleri de pek kullanamıyorum. Haliyle kendimce bir çözüm olarak üstüne video çekmek ve kendi videomu izlemek, tepki videosu çekmek mantıklı geldi. Seslendirmekten ya da yazı yazmaktan daha iyidir bence. Siz de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla vlog ve spar vlogları için like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Sosyal medya hesaplarımı takip edersiniz. Sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.